خلقائك لهم لعلكم تفلحون وجاي مقام أمين Dünyadaki nimetler arttıkça insanın derdi artar. Cennetteki nimetler arttıkça insanın sururu artar. Teknik olarak çok iyiydin. Tabii daha da yetişeceksin. Daha ileri perdelerde sesin gelişerek o perdelerde kullanma imkanın olacak inşallah. Bu cesaret her türlü takdirin üstünde. Ahirette mazeret kabul edilmeyecek diye bağırdın hocam. Musiki bir ahenktir. Kainat bir ahenk üzere yaratılmıştır. Her yerde bir ahenk var. Biz de insanlardan insanları eğitecek ve yönlendirecek insanlar seçtiğimizde o insanları ilişkilere göre değil de ilkelere ve liyakata göre seçmemiz gerekir. En sık okuduğunuz mesela bir Mustafa Cihat, müdahale eder misiniz? Aldı hocam yani. Lütfen müdahale eder misiniz? Ben de size bakıyorum gözlerinize. Yani değerlendirmesini yaptı, benim şeyimi aldı. Unutmuşum orayı da hocam. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhak. Eyvallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efendim, Türkiye'nin televizyonu TRT1 ekranlarına Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına sizler ekranlarınızın başında ve kıymetli misafirlerimiz stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve ilk olarak Osman Tuna Ak'a gelecek ve sabırsızlıkla kendilerini sahne almak üzere bekliyoruz efendim. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir buyurmaktadır. Çanakkale Merkez Şehitler Camisi din görevlileri olarak bizler bu hadisi şerifin sırrına mazhar olabilmek için 7'den 70'e Kur'an-ı Kerim dersleri yapmaktayız. Canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları bizlere emanet eden 253 bin civarında şühedanın bulunduğu Çanakkale Merkez Şehitler Camisi'nde görev yapmaktayım. Allah! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Osman Tuna Ak'a. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah versin. Bizler deyiz. Biraz tanıyalım sizi. Ben Osman Tuna Ak'a. 1992 Erzincan doğumluyum. Şu an Çanakkale Merkez Şehitler Camisi'nde din görevlisi olarak görev yapmaktayım. Hocam, bu program vesilesiyle de defalarca da söyledik. Azmetmek, kararlı olmak ve inanmak ve ciddi çalışmak sonucunda insanın yapamayacağı şey çok nadir. 22 yaşında hafızlığa başlamış hocam. Hiçbir şey için geç olmadığını bizlere bir kez daha hatırlatan bir şey ve bir yılda bitirmiş. Geç yaşlarda başlanan hafızlıklar genelde 3-4-5 yılı bulabiliyor bazen. Ama Osman Tuna Ak'a bir yılda hafızlığını tamamlamış. Tebrik ediyoruz sizi bu arada. Ve babası kendisini meslek lisesine yazdırmış. Kaydını sildirip İmam Hatip'e aldırmış kaydını. Yolculuğu böyle başlamış. Biraz anlatır mısın bize? Anlattığınız üzere her şey o şekilde oldu. Rabbimizin gönlümüze vermiş olduğu mihrap sevgisi, evet, cami sevgisinden dolayı Rabbim de niyaz etti. Bu yolda devam etti. Bu yolun yolcusu eyledi seni. Şükürler olsun. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Osman Tuna Ak'ı rahleye alıyoruz efendim. Buyurun. Hafız Osman Tuna Ak'a, Zuhruf Suresi 82 ila
89. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه ترجعون ولا وهم يعلمون خلقهم ليقولون
Ve kilihi ya Rabbi innehâ ulâi kavmun lâ yu'minûn. Fasfah عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. Osman Tuna Aka kardeşimize teşekkür ediyoruz ve Osman'ımız için puan istirham ediyoruz efendim sizlerden. Buyurun. Teşekkür ederiz ve ilk değerlendirmeyi Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Sizinle başlayalım. Buyurun. Hafız Osman kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ellerinizle efendim. Teşekkür ederim. Çok güzel okudunuz. Maşallah. Allah razı olsun hocam. Çok güzel. Ve huvellezî fissemâi ilâhun ve fil ardı ilâh. Ve huvel azîzül hakîm. Ve huvel hakîm. Ve huvel hakîmül alîm. Müthiş bir ayet-i kerime. Bir de fasfah anhum ve kul selam diye böyle düzgün selamın letafetinde bir name ile orayı bağladınız. Çok güzel düştü orası. Sesiniz çok güzel. Evet. Sağlıklı bir sesiniz var. Maşallah. Biraz lamlarda fazla tutuyorsunuz. O inne enne gibi fazla tutulmaz lamlar. O iki inne ennenin gunne sıfatı olduğu için oraya biraz müsaade oluyor ama lamlarda fazla oluyor. Biraz da tabii metleri daha ölçüsünde yaparsanız süper bir okuyuşunuz var. Heyecanımıza verin hocam. Tebrik ederim. Çok çok güzeldi. Maşallah. Tebrik ederim. Halil Necipoğlu hocam. Saygıdeğer hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok Allah güzeldi. Ben de katılıyorum saygıdeğer hocama. Yani zevk veren, lezzetli, nasıl söyleyeyim, böyle uhuvveti geçen, güzel böyle, uluhiyeti de sağlıklı, gayet güzel. Gönlünüzle diliniz buluşmuş. İnşallah. Bir iki yerde böyle şey var. Nefesinizi doğru tasarruf etmede sorunlar var. Aşarsınız siz onları. İnşallah. Nefesinizin çokluğu, genişliği buradan belli. Siz de bunu biliyor musunuz? Yani çalışıyoruz hocam. Yani böyle geniş, uzun nefese sahip olduğunuzun farkında mısınız? Onu demek istiyorum. Yani çok farkında değilim hocam ama gayret ediyorum. Farkında olun. Ben de beğendim. Gayet güzeldi. Allah eyvallah. Olsun, sağ ol. Osman Egin Hocam. Evet değerli kardeşim, sevgili kardeşim Osman Hocam. Hangi sureden okuduk? Zuhruf suresi. Zuhruf suresi. Ne demek zuhruf üstad? 35. ayette geçiyor değil mi? وَلِبُيُوتِهِمْ اَبْوَابًا وَسُرُّرًا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ وَزُخْرُفًا. Cennetin nimetlerini tasnif edilirken süs demek, altın demek, mücevherat. Yani çok ilginç bir şey de var orada. Yine aklıma geldi hocam. Mesela dünyadaki nimetler arttıkça insanın derdi artar. Derdi, tasası, kaygısı, endişesi, onları koruma, fazlalaştırma vesaire falan. Cennetteki nimetler arttıkça insanın sururu artar. İnsanın oradaki mutluluğu şeyi artar. Güzel böyle yine bir bölüm seçilmiş ve başladığımız yerde Sübhane Rabbis Semavati değil mi? Öyle başladık değil mi? Aşr-ı evet. Şerife. Mesela Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerinde her ayette daha çok böyle Cenab-ı Hakk'ın aşkınlığı, müteal olması, yüceliği anlatılır. Niye? Çünkü sağlıklı imanın temelinde sağlıklı Allah bilgisi ve bilinci yatar. Yani imanın ilk şeyidir, ilk evresidir, ilk şartıdır Allah'a iman. Dolayısıyla sağlıklı Allah bilinci, sağlıklı Allah efendim tasavvuru olmazsa eğer bir insanda diğerlerini bina edemez.
Yani ahirete imanı, meleklere imanı, peygamberlere imanı işin içine koyamaz. Çok güzel güzel şekilde anlatılıyor. Yukarıdan aşağıya doğru geliyor. De hocam da işaret buyurdular kendileri zat-ı alileri. Bir de cahillerle olan münasebetlerimiz. Yani onların inatları, ilk özellikleri, o inatlara aynı inatla cevap verme de bir cehil işaretidir. Yani inat bir adam, anit, inanmak istemiyor, direniyor. Aynı şekilde mukabele etmemek gerekiyor değerli dostum benim, sevgili kardeşim. Son olarak okuma değerlendirmesiyle alakalı, mesela şu hunnelere vesaire estetik açıdan da biraz yaklaş. Yani bir ihfayı icra ediyorsunuz, va'indehu derken orada, oraya da bir estetiksel bir böyle, bir tat, bir renk katarsak, tilavet daha da güzelleşir diye İnşallah düşünüyorum. Hocam. Böyle değerlendirme korkusu bütün insanlarda var. Yani değerlendirme endişesi, kaygısı o kaygıyla başlıyorlar hocam. Evet. Yani karşıda üç tane jüri değerlendirecek. O değerlendirmede benim hatalarımı nasıl aza indiririm? Beğenilme motifi. Şeyi beraberinde de yapılan işin kalitesini biraz ne yapıyor? Biraz aşağıya doğru düşürüyor. Ama tilavet olunan Kur'an-ı Kerim olunca hiçbir problem olmuyor. Ağzına sağlık. Ellerine sağlık değerli kardeşim. Benim. Teşekkür ediyoruz. Ve Osman Tuna Aka için... Şimdi puan vaktidir. Ve ilk puanlama için sözü Mehmet Ali Sarı Hocam, sizden alalım ilk puan. Bu mübarek gecede gönüllerimizi şenlendiren Osman, Hafız Osman kardeşimize ben 96 puan takdir ettim. 96 puan. Halil Hocam. Evet, saygıdeğer Osman Hocam. Yani özgün bir tilavet icra örneği olmadı bana göre. Yani çok da sıradan olmadı. Fakat daha güzel olabilirdi. Çok beğendim, İnşallah. Daha güzel olabilirdi. İnşallah hocam. Bu sizde rahatlıkla söz konusu kanaatimce. Allah razı olsun. Ben size, kıymetli hocam, ...95 puan. Osman Egin Hocam. Değerli kardeşim, sevgili adaşım Osman Hocam. Güzel puanlar muhterem hocalarımdan, güzel puanlar aldınız. Tabii yine ilk yarışmacı, daha sonraki arkadaşlarımız da gelecek. Ben o araya böyle bir bak, yani sizi ilk yarışmacı olmanız hasebiyle... ...böyle ilk bir değerlendirmenin tam nüansına, merkezine... yerleştirmiş oluyorum. Bu sebeple size 90 puan veriyorum. 90 puan. Tebrik ediyoruz. Osman Tuna Aka hocalarımdan toplamda 281 puan almış oldu. Bir kez daha kendilerini alkışlayarak tebrik ediyor ve sahneden oluyoruz efendim. Buyurun. Tamamdır. تصلحون وجاي مقام أمين Demek yani Müslüman olduk sanki biz zannediyoruz ki iş bitti. Hayır değil. Müslüman olarak ölmek gerekiyor. Kardeşlik bağına riayet etmeyen düşmanın ağında boğuluyor hocam. 66-72 hocam. 66, sen nereden biliyorsun? Siz anlattınız hocam. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhak. Evet. Güzel başladı gecemiz elhamdülillah ve aynı güzellikte devam ediyor. Özgür Öztürk geliyor şimdi. Aksaray Karamanoğlu Camii İmam Hatip olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Aksaray Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Tüm yarışmacılara başarılar dilerim. Hayır, hayır,
Özgür Öztürk, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlere iyi misiniz? Allah ikna versin, bizler deyiz. Sizi tanıyalım hocam, buyurun. 77 doğumlu, Aksaray Karamanoğlu Ulu Camii İmam Hatibi olarak görev yapıyorum. Ayrıca Aksaray Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Örgün devam ediyorum. Evliyim, 4 çocuğumuz var. Allah bağışlasın. İkisi hafız. İkisi de daha aday inşallah. İnşallah. Çevreniz size ağır abi dermiş. Bunun özel bir nedeni var mı? Fıtrat olarak biraz daha, yapı olarak daha... Duruş itibariyle diyor. Onlar var. Bir de hep İmam Hatip Ordu Lisesi'nde olsun, fakülteye olsun, hep böyle geç okuduk sonradan. Zamanında okuma imkanları olmadı. Yaşıtlarınızdan biraz daha büyük olmamız hasebiyle. Şimdi fakültede çocuklar hep 18-20 yaşında. Biz 40 kaç yaşında, yaşımızı tam söylemeyelim de. Belli oldu zaten, 77 değil evet. Hocam. Evet, doğru, öyle oldu. Peki, şimdi kıymetli hocalarım mutlaka hepimizin hayatında, bizi izleyen kıymetli dostların da mutlaka vardır. Camide çok güzel, çocukluğu döneminde olabilir, gençliği döneminde ilginç güzel hatıraları vardır. Bazıları da gülümsetir insanı anlatıldığı zaman. Onlardan bir tanesi de hocamda var. Bir hatırası varmış camide cemaatiyle ilgili. İstersen onu bir paylaş. Sayın hocalarım, şimdi yatsı namazını kılarken bundan birkaç yıl önce 3. rekata kalktığımızda arkadan 2. saftan zannediyorum bir telefon çaldı. Telefonda da amca konuştu. Dedi ki yavrum namazdayım, sonra arayayım dedi. Ancak namazdan sonra da dönünce baktım namazı bozan filan, kalkıp devam eden filan da olmadı. Namazdan sonra müezzin arkadaşlara sordum, o konuşan kimdi diye. Dediler ki hocam işte filan şahıs, tanıyorsunuz siz diye. Birkaç gün sonra o amcayı gördüm. Dedim ki hacı amca, geçen gün namazda konuştunuz ve namazda iade etmediniz. Namazınızı iade edin deyince aynen şöyle dedi. Hocam dedi ya, beni bu sefer idare edin. Güzel. Güzel. Yani insanımızın iyi niyetlisi, safiyet düşüncesini. Evet. Çok güzel. Hazır mısınız? İnşallah. Bu arada hazır. O makam biliyormuş efendim. Kaside okurmuş. Evet, kendileri. Ben okudum. Onunla ilgili konuşalım inşallah. Evet, hazırsanız sizi rahliye alalım hocam. Buyurun. Özgür Öztürk, Ali İmran suresi 102 ila 108. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله
اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
Sadakallahü'l-Azim. Evet, Özgür Öztürk'e teşekkür ediyoruz ve Özgür Hocam için sizlerden puan istirham ediyoruz efendim. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Ve Halil Hocam, sizin değerlendirmenizle başlayalım. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhakku ve mellahu yuridu zulmen lil alemin diye şey yaptın değil mi hocam? Evet hocam. Ama karar hissi vermedim. Verseydin iyi olurdu. Çok güzel geldi. Ve mellahu yuridu zulmen lil alemin. Bence ferahlatıcı, güzel bir icraydı. Siz Amir Bey'i, Amir Ateş Hoca'yı, hocamızı, saygıdeğer hocamızı çok mu dinliyorsunuz? Tanıyor musunuz kendisini? Tanırım da çok fazla dinlemem hocam. Allah Allah. Bana Amir Hocam'ın Allah selamet versin, sağlık, afiyet diliyorum. Saygılar sunarım buradan da. Sanki onun bir icrasıymış gibi geldi. Neredeyse birebir. Siz gayri ihtiyari çok duyduğunuz bir şeysi, icrası mıdır bu hocanın? Hocam değişik hocalarımızı dinlerim ancak daha çok müzik kulağım çok iyidir. 10 makam hangisi? Bu cami musikisinde kullandığımız Sabah, Uşşak, Rast, Hicaz, Segah, Hüzzam, Nihavent, Muhayyer Kürdi, Acem Kürdi. Şimdi yaptığınız? Bu Muhayyer Kürdi makamıydı. Çok güzel. Peki Segah'ın karar sesi neresi hocam? Nota olarak fazla bilgim yok. Ancak kulağım çok iyi. Bence bizi izleyenler şu anda televizyonları başında. Evet. Bu tilavetten, bu örnekten rahat bir durum elde ettiler. Duyguları bence ferahladı, rahatladı. Evet. İyiydi, güzeldi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim hocam. Mehmet Ali Sarı hocam. Özgür hocam hoş geldiniz. Teşekkürler sayın hocam. Nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Çok duyduk, tanışmak burada nasipli. Çok memnun oldum hocam. Yani burada olmanız çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Güzel hocam. Duruyorsunuz. İmam Hatip Okulu'na geç girdim dediniz. Kaç yaşınızdaydınız? Sayın hocam, 16 yaşında orta birinci sınıfa başladım. Evet. O zaman dışarıdan bitirme imkanı da vardı ancak ben örgün okuyayım ki biraz daha öğrenerek gideyim diye. Devam ettiniz devam değil mi? Devam ettim, evet devam hocam. Ettiniz. 22 yaşında İmam Hatip'i bitirdim. İmam Hatip'i bitirince de hemen bir sene sonra görev aldım. İlahiyatta bizim Aksaray ilinde yoktu o zamanlar. Evet. Başka illere de biz gidemedik işte görev icabı olunca. Aksaray İlahiyat Fakültesi açıldığı zaman da ilk sene sınava girdim ve kazandım orayı. Şu anda dördüncü sınıftayım. Maşallah. İnşallah bu sene İlim beşikten mezara kadar diyorsunuz. Evet. Tabii o... Öyle, ilmin yaşı yok. Biz de onu cemaate söylüyoruz işte bunu yok. Evet, onu da bizzat yaşayarak gösterelim evet, dedik. Evet, okumanın yaşı yok. Evet. Tebrik ederim. Teşekkür güzel ederim. Okudunuz. Sesinizi de kısmen ufak tefek değineceğim hususlar var ama güzel kullandınız. Biraz akort olarak dik başladınız. Evet hocam. Farkında mısınız? Farkındayım. Evet. Bilinçli yaptım çünkü esas niyetim Uşak okumaktı. Evet. Ancak sesimin şu anda ona çok müsait olmadığını düşündüm. Evet. Biraz dik başladınız. Dik. Biraz daha bir iki ses aşağıdan başlasaydınız tizleri çok rahat yönetecektiniz. Evet. Fakat biraz şey yaptınız, zorlandınız. Ama perdeler çok sağlıklı, güzel. Muhayyer kürdi yaptınız ve evet. O kürdi perdesini si bemol, kürdi perdesini evet. Çok güzel kullandınız. Teşekkür çok tatlı ederim. Bir tilavet oldu. Geçişleriniz de oldu. Vallahi tebrik ediyorum. Çok bir şey güzeldi. Söyleyebilir miyim? Buyurun. Bir şey söyleyebilir buyurun. Miyim? Kaside okuyor diye yazmışsınız. Doğru mu? Şöyle sayın hocam.
bu camilerimizde diriliş buluşmaları adı altında programlarımız oluyor, müftülüğümüzün yaptığı. O programlarda mutlaka özellikle uşakla ilgili alttan kelime-i tevhid filan sesi verildiği zaman güzel kasideler var, onlardan okuduğum oluyor. Anladım. Yani şimdi o kaside icrasında güfteleri nasıl seçiyorsunuz? Ya da güfte taksimatını, o mana prozodisi, işte kelime prozodisi vesaire, bunlara dikkat ediyor musunuz saygı hocam? Değerli? Daha önemli. Çok doğaçlama gibi benim okuyuş tarzım. En sık okuduğunuz mesela bir Mustafa güfte. Cahit, müdahale eder mi? Mesela, hocam yani. Lütfen müdahale eder misiniz? Ben de size bakıyorum gözlerinize. Yani değerlendirmesini yaptı, benim şeyimi unutmuşum aldı. Unutmuşum orayı da hocam. Orayı unutmuşum ama dikkatimi çekti burada. Ve iade etmediğiniz daha hocam sözü. Bağışlayınız yani orada çok önemli. Çünkü bu güfte taksimatı meselesi, kaside evet. okuyan, naat okuyan dostlarımız da çok oturmuş bir durum değil saygıdeğer hocam. En can alıcı nokta orası. İşte o prozodik hatalar var ya, o yıkıp geçiyor insanı yani menfi anlamda söylüyorum. Mesela evet. çok sık okuduğunuz bir naat, bir kaside var mı sizin saygıdeğer hocam? Bu cismim ateşi aşkına yansın ya Resulallah diye okuduğum var. Ya da gönül huğun oldu şevkinden. Gönül huğun oldu şevkinden boyandım. Sadece Muhayyer Kürdi bir satır, bir cümle lütfeder. Ama onu uşak okuyorum sayın Peki, hocam. Peki uşak okuyun. Gönül huğun oldu şevkinden. Uyandım ya Resulallah, nasıl bilmem bu hicrane, dayandım ya Resulallah. Ve Yamandi dedenin değil mi bu, Yaman dede? Evet hocam. Çok eski... mühim bir. Ehli mutasavvuf zat, Allah rahmet eylesin, onun bir güftesi. Yani bunu da taksim ederken hocam, geçkiler vesaire, sanırım çok dikkat edersiniz. Tabii hocam. Bağışlayın ne olur. Estağfurullah. Buyur hocam. Bağışladım. Tebrik ederim Özgür hocam. Teşekkür ederim sayın hocam. Şeref verdiniz. Saygılar sunarım hocam. Şeref verdiniz. Eyvallah. Evet. Osman Engin hocam. Evet değerli dostum, sevgili kardeşim, okuduğunuz ayet-i kerimeler yine mesajlarla dolu, bize evet. nasihatlerle dolu. Cenab-ı Hak uyanlardan eylesin inşallah. Amin. Bir bireyin en büyük hedefi Müslüman olmak ama en büyük başarısı Müslüman ölmektir. Tabii sayın hocam. Ayet öyle başladı. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Demek ki yani Müslüman olduk sanki biz zannediyoruz ki iş bitti. Hayır değil. Müslüman olarak ölmek gerekiyor. Ben hocam okuduğum aşırları, camilerde de okuduğum aşırları mutlaka anlamlarını bilerek okurum cemaatimize. Namazdan sonra da mutlaka aşırdan sonra da her zaman olmasa da o aşırda özellikle vurgulanmak istenen noktalar da cemaate izah etmeye çalışırım. Sadece kırık meal anlamında çok faydalı geri dönüşümler evet. alıyorum hocam. Şimdi bir diğeri de mesela Allah'ın ipine tutunun demiyor Cenab-ı Hak. Allah'ın ipine sıkı sıkıya sarılın diyor. Biz biraz tutunmuş gibi yapıyoruz Müslümanlar olarak. Bir tutunduğumuz zaman yeterli. Halbuki sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. O da وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْقُوا Bir de kardeşlik bağı. Bu kardeşlik bağı, Kur'an'ın anlattığı kardeşlik bağı, din kardeşliğidir. Nesep kardeşliğinden daha önemli bir kardeşliktir. Daha çok hakkı, hukuku olan bir kardeşliktir. Tabii. Onun için kardeşlik bağına riayet etmeyen düşmanın ağında boğuluyor hocam. İman kardeşliği, kardeşliği en önemli, en büyük, en güzel kardeşliktir. Ona uymak lazım. Özgür hocam, sizin şeyiniz, isminiz hani Ağır abi diyorlarmış ya size. Evet sayın. Değiştiriyorum ben onu, bundan sonra öyle Güzel abi desin de size. Çok teşekkür ederim. Ağır abi, güzel, siz güzel bir abisiniz. Güzel teşekkür abi olarak devam etsin. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Ve Özgür Öztürk için şimdi puan vaktidir. Ve ilk puan için Halil hocam sözü size bırakıyoruz. Evet, ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık, ruhunuza, bedeninize sağlık. Hocam ben size ...98 puan veriyorum. 98 puan. Teşekkür ederim sayın hocam. Mehmet Ali Sarı hocam. Ben Özgür hocamıza gönül rahatlığı ile 97 puan veriyorum. 97 puan.
Ve Osman Hocam. Evet, Özgür Hocam, sizin cemaatiniz, Hacı abimiz size, hocam bir seferde idare ediverin dedi ya, ben evet. idare etmeyeceğim. Evet. Siz de idare etmediniz çünkü değil mi? Edemedik hocam. Abi, evet, çok güzel. Bir gelmeler gitmeler vesaire falan oldu tilavetin içerisinde. Evet hocam. Değerlendirmeyi de ona göre yapayım ben. Ben de yine bir önceki kardeşime takdir ettiğim puanı zat halinizi de takdir edeyim istiyorum. 90 puan. 90 puan. Evet, Özgür Öztürk hocalarından toplamda 285 puan aldı. Kendisini bir kez daha alkışlayarak tebrik ediyoruz. Teşekkürler sayın hocam. Evet, buyurun efendim, buyurun. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاءَ مَقَامٌ أَمِينٌ Ahirette mazeret kabul edilmeyecek diye bağırdın hocam. Teknik olarak çok iyiydin. Tabii daha da yetişeceksin. Daha ileri perdelerle sesin gelişerek o perdeleri de kullanma imkanın olacak inşallah. Bu cesaret her türlü takdirin üstünde. Biz de insanlardan insanları eğitecek ve yönlendirecek insanlar seçtiğimizde o insanları ilişkilere göre değil de ilkelere ve liyakata göre seçmemiz gerekir. Evet, devam ediyor dostlar. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. Genç bir kardeşim geliyor. Henüz daha lise 3. sınıf öğrencisi kendisi. Salih Aslan Han. Ben Faruk Nafiz Çamur, ben Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okumaktayım. Hobilerim gezmek, dolaşmak, yeni yerler keşfetmek, yeni camiler dolaşmak, kitap okumak gibi hobilerim var. Hocalarımızın önderliğinde, camilerde elimizden gelince Rabbim nasip ettiğince görev yapmaya ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye gayret ediyoruz inşallah. Salih Aslan Han, hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizin gibi genç bir kardeşimizi burada ağırlamak bizim için şereftir. Seni tanıyalım. Abi, adım Salih Aslan Han. İmam Hatip öğrencisiyim. İmam Hatip 3. sınıfta okuyorum. Camilerde hocalarımız görev verdiği sürece görev yapmaya, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle diyeyim. Genç kardeşimiz Salih'in hocam bir özelliği var ve kesinlikle buradan bu güzel hasreti topluma yayılmalı. Her birimize örnek olmalı. Haftanın ilk gününde eline bir kitap alırmış ve o hafta o kitabı mutlaka bitirirmiş. Ve böylelikle tam 52 hafta var değil mi yılda? Maşallah. 52 kitap okuyor yılda. Tabii zaman zaman muhtemelen hafta arasında biten kitaplar vardır. O sayıyı tabii tam böyle vermeyelim ama güzel olan şu. Bunu bir alışkanlık haline getirmiş olmak. Yani haftanın başında elimize bir kitap almak ve onu okumak o hafta boyunca çok güzel bir hasret. Tebrik ediyoruz seni. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ve senin bir hatıran varmış. Mahallenize gelen müezzinle ilgili. Evet. Onu bir alalım. Tabii onun bir de devamı var. Devamını da alalım. Ben hiç camiye çocukken bağımla zaman zaman giderdim. Ama böyle din görevliliğin, din gönüllülüğüne dair yani içimde bir heves oluşmamıştı henüz. Camimize, Kayaca Merkez Camii'ne yeni bir müezzin hocamız atandı. Kendisinin okuduğu bir akşam ezanıyla ben sesini bayağı beğendim. Yani gönlümü bir heyecan geldi. İsmi nedir onun? İsmi Ömer Harmancı hocam. Beni yetiştirdi. Rabbim kendisinden razı olsun. Buradan selam edelim. Selam olsun. Ellerini öperim hocamın. Kendisi beni camiye aşırdı, yetiştirdi. Görev yaptırmaya başladı. Daha sonra başka bir cami hatibi, Seyfullah Çelebi hocam, Fevzi Çakmak cami hatibi. Ona da selam olsun. O yanından hiç ayırmadı bizi. Allah razı olsun. Cem'de göğe yaptırdılar ama asıl Kur'an'a duyduğum sevgi internette bir Kur'an tilaveti dinlemli oldu. O kime aitti? Ali Tel hocama ait üstadıma. Maşallah. Kendisinden bir Kur'an tilaveti dinlediğim anda bir gün içerisinde bir 50-100 kez kadar dinlemişimdir. Yani buna eminim. Maşallah. Ondan sonra hep Kur'an okumaya heveslendim. Ali hocam gibi olmaya gayret ediyorum. Kur'an okumayı o sevdirdi bana Rabbim. Kendisinden binlerce kez razı olsun.
Şimdi öyle güzel kardeşlerimiz sizlere iyi örnek olmuşlar. Emin olun ki bu program vesilesiyle de buradaki bülbüller birçok bizi izleyen kardeşimizi Kur'an'ı sevme konusunda vesile oluyorlar. Hafız olma konusunda vesile oluyorlar. Bunu çok duyduk ve defalarca bize mail gönderilmiştir. Evladım bu programdan etkilendi ve hafız olma isteğini bana iletti diye anne babalar mail atmışlar. Dolayısıyla siz de ayrıca vesile oluyorsunuz. Size de biz teşekkür ediyoruz yürekten. Ve alkışlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım efendim. Hazırsan seni rahliye alalım Salih'im, buyur. Salih Aslan Han, Hac Suresi 75 ila 78. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın.
واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Salih Aslanhan kardeşimize teşekkür ediyoruz ve Salih'imiz için puan istirham ediyoruz efendim. Buyurun. Ve değerlendirmelerini almak üzere ilk sözü Osman Egin Hocam size bırakalım. Evet değerli kardeşim, sevgili dostum Salih Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle böyle başlayayım söze. Okuduğunuz sure Hac suresi. Evet hocam. Evrensel iki ibadetten bahsedilir orada. Hac ve kurban. Surenin geneli itibariyle baktığımızda sizin okuduğunuz yerde de gerçekten çok güzel mesajlar var. En önemli mesaj ilk daha başladığın ayet-i kerimede Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Cenab-ı Hak peygamber insanlardan ve meleklerden elçiler seçer. Dolayısıyla elçiler seçtiğini, mesela bizim peygamberimiz Cenab-ı Hak tarafından seçilmiştir. Dolayısıyla seçkindir. Peki buradan bize düşen mesaj ne? Değerli Salih Hocam. Buradan bize düşen mesaj şu. Biz de insanlardan, insanları eğitecek ve yönlendirecek insanlar seçtiğimizde o insanları ilişkilere göre değil de ilkelere ve liyakata göre seçmemiz gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak da o liyakata bakıyor. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Mustafa Cihat Hocam, Cenab-ı Hakk'ın seçmiş olduğu peygamberlerden hiçbir tanesine gittikleri toplumlar ahlaki bir sorun söyleyememişlerdir. Hiçbir evet. Ahlaki sorunda onları itham edememişlerdir. Hiçbir peygamber. Yani sende şu ahlaki problem var dememiştir. Onun için seçme dediğimiz şey çok önemli bizim için. Ayet-i kerimeler öyle geliyor. Bir de çok önemli bir mesaj daha var hocam. Günümüz problemlerinden de bir tanesi. Mesela Cenab-ı Hak bize Müslüman ismini vermiş. Huve semmâkumulkum el-muslimîn. Ben şöyle düşünüyorum, yani çok özür diliyorum ama yani özür dilemeye de gerek yok. Allah'ın verdiği ismin önüne hiçbir isim geçemez. Eğer bir Müslüman, bir insan Allah'ın verdiği, kendisine verdiği Müslüman isminin önüne başka isimleri geçirirse, bu da ahlaki bir problem olarak karşımıza çıkabilir. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin diye amin. Temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Eyvallah hocam. Biz de teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali Sarı Hocam. Salih'cim merhaba. Merhaba hocam. İmam Hatip kaçtasın? Üçüncü sınıftayım hocam. Üçüncü sınıfta. Bu Kur'an-ı Kerim'i tilavet seviyeniz herhalde dışarıdan takviye alarak meydana geldi değil mi? Evet hocam. Büyük bir takviye ile bu seviyeye getirdin tilavetini. Çok güzel okudun.
Allah razı olsun. Önce çok güzel başladın. Pes perdelerden başladın. Böyle giderek yükseldin. Teknik olarak çok iyiydin. İyiydin. Allah razı olsun. Tabii daha da yetişeceksin. Daha ileri perdelerde sesin gelişerek o perdelerde kullanma imkanın olacak inşallah. Ben seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Ve İmam Hatip talebelerinin Kur'an-ı Kerim'i tilavet hususundaki seviyelerinin bu kadar olmasa bile namaz kıldıracak seviyede kendilerini rahatça meclislerde temsil edecek, okuyabilecek seviyelerde olmasını diliyor ve temenni ediyorum. Seni de kutluyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Halil Necipoğlu Hocam. Evet, sevgili Salih kardeşim, güzel kardeşim. Yani seni tebrik ederim. Zira bence kariyerinin en başında hatta böyle bir yarışmaya girmek, böyle bir yarışmada bulunmak isteyişin zira çok iddiasız bir icraydı demin okuduğun yer. Yani çok böyle bir tedirginlik içinde icra ettin. Ürkerek, korkarak, böyle sıkılarak, değil mi? Tam seni anlayamadık, seni tam olarak duyamadık belki de. Ne dersin, çok mu heyecanlandın? Biraz heyecan var hocam. Biraz heyecanlandın değil mi? Ama genel manada bir iddian yok gibiydi yani. Böyle bir geçerken bir yarışmaya da gireyim tarzında bir şey hissettim. Bunu böyle olduğunu düşünmek istemem. Öyle de değil şüphesiz. Fakat ruhu böyle bir etkisi altına benim şahsım adına söylüyorum. Almadı pek. Ancak bu cesaret her türlü takdirin üstünde. Siz buradan mülhem, bundan sonraki kurgunuzda da çok ciddi böyle çalışmak suretiyle üst düzey başarılar elde edebilirsiniz. Allah razı olsun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Evet, şimdi Salih Aslan Han için puan vaktidir. Ve ilk puanlama için Osman Agin Hocam, söz sizde. Evet Salih'im. Ya Salih'i ben önceden tanıyorum. Gerçekten bir genç, mümin, Müslüman, ahlaklı bir genç görmek isteyen Salih'e bakması lazım hocam. Örnek bir genç profili. Evet, örnek bir genç profili. Şahane bir delikanlı hocam. Yani o arka planı, kitap okumaları, bilgisi, becerisi ve en önemlisi de bütün insanlara hürmeti hocam. Evet. Müthiş bir delikanlı. Bizim buraya geldi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bir insan, kendime söylüyorum ben bunu. Bir insan heyecanlanıyorsa tamam ama 2, 3, 5, 10 heyecanlanıyor. Herkes heyecanlanıyorsa bu heyecanı meydana getirenlere de bir dönüp bakmak lazım diye düşünüyorum. Sağ ol hocam. Onu bir ayar vermemiz lazım Halil hocam. Öyle düşünüyorum ben. Öz eleştirimi. Evet öz eleştiri hocam ya. Yani demek ki herkesi heyecanlandırıyorsak bize de bir ufak tefek en azından benim açımdan bende de bir problem var diye düşünüyorum. Değerli kardeşim. Salih hocam ben size 90 puan veriyorum. 90 puan. Evet Sarı hocam. Ben de öyle takdir etmiş düşünmüştüm. Tekrar ediyorum. 90 puan. Halil hocam. Zerre şüphem yok. Harika bir profil. Nefis bir şey hocam. İnşallah istikbal belli halinden, kitaplar vesaire filan falan. Benim işaret etmek istediğim şey, daha en başındasın üstad. Anlatabiliyor Eyvallah. Muyum? Eyvallah. Biraz daha malzemeyi toparlayıversen, enerjiyi depolasan, böyle şarj etsen, etsen, gelsen, burada harikalar yaratacaksın. Anlatabildim mi? Eyvallah hocam. Sen de bunu kabul et ama yani. Doğru hocam, haklısınız. Doğru mu? Çok haklısınız hocam. İyi, hadi 90 puan. 90 puan. Salih Aslan Han, kıymetli jürimizden toplamda 270 puan aldı kendisini. Bir kez daha alkışlayarak tebrik ediyor ve sahneden uğurluyor efendim. Buyurun. Muttaki olmayan bir insan, yani insanlığını ve kulluğunu korumayan insanın kaybettikleri nedir biliyor musun? Ya da bir şekilde kazandıklarını söyleyeyim. Cennet nimetlerinden mahrumiyet, cehennem azabına mahkumiyet. İzmir'de bulundum ben.
hemşerim sayılırsınız. 66-72 hocam. 66, sen nereden biliyorsun? Siz anlattınız hocam. Yıldız rezervi koyuyorum ve sana 100 puan. 100 tam puan geliyor. Evet, devam ediyoruz efendim ve şimdi Muhammed Sizcan geliyor. Haftalık etkinliklerimizden bir tanesi de burada halı saha maçı yapıyoruz. Her hafta arkadaşlarımızla toplanıp böyle güzel vakit geçiriyoruz. Halı saha maçı yapıyoruz. رب العالمين تعالى شأنه الله أكبر عالملر رحمت سن قلب دوان güneşsin bize doğru yöretensin sen rehbersin. Evet, Hafız Muhammed Sizcan. Sizcan ne demek? Yani onun bir hikayesi var. Aslında Sizcan değilmiş, Sincan imiş. Sizcan olarak yazılmış. Zamanında Nüfus Müdürlüğü'nde bir yangın oluşmuş. Ondan sonra böyle tahrif olarak Sizcan'a dönmüş. Kibar olmuş, güzel olmuş. Değişik bir şey olmuş, evet. Sizi tanıyalım efendim. Efendim, Muhammed Sizcan. Vanlıyım, 24 yaşındayım. Hali hazırda Van Edremit Merkez Ulu Camii İmam Hatipliğini yürütmekteyim. Maşallah. Muhammed'imiz çok duygusalmış. Bu duygularını da kağıda dökebilen duygusallardan. Tabii ki herkeste bir duygusallık vardır ama kağıda yazı olarak dökmek, şiir haline getirebilmek kolay değil. Aynı zamanda şairmiş. Müsaade eder misiniz Muhammed'in kendi yazdığı şiirlerinden birini dinlesek? Tabii. İster misiniz efendim? Çok güzel o. Benimkisi daha çok böyle amatör ama müsaadeniz varsa şöyle bakarak okuyabilir miyim? Tabii, olur tabii ki. Çok güzel. Benim için farklı bir yeri olan bir olay üzerine duygularımı şöyle kağıda döküverdim. 15 Temmuz'la alakalı bir şiirim var. Onu okuyayım o zaman. Al, buyurun. Pervasızca bir akındı o gece. İhanet ve de hıyanet, tek bir hece. Mehmetçik'ti adı, vuramazdı kahpece. Tasavvur edemedi zihnim, bu ne garip bilmece. Siper oldu sineler, dağıldı bilmeceler. Cennete açılan kapı oldu, toplar ve de tüfekler. İlahi kelimetullah uğruna kurban oldu yiğitler. Vücut buldu sanki Mus'ablar ve de Ömerler. Âlem şahit oldu buna, gelmedik biz oyuna. Bir mübarek şahlanıştı bütün ümmet uğruna. Tarih yazdı Ömerleri, göğsünü siper ederken kurşuna. Eyvallahımız olmadı yatarken tankın altına. Maşallah, harikasın. Çok güzel ifade etmiş. Bize çok da amatör gelmedi açıkçası. Tebrik ederiz. Bu arada hayvanları çok severmiş. Evcil hayvanları varmış. Ama benim ilgimi çeken Bulut isminde bir tavşanının olması. Ne isminde? Bulut isminde Bulut. Bir tavşanı varmış. Tavşan evde beslemek zor değil mi ya? Tavşan bahçeli bakımı... bir eviniz mi var? Hayır. Evin içinde? Normal, evin içinde besliyoruz. Allah Allah, ilk defa. Bakımı çok zor olan bir hayvan ama... Çok tatlı. Bu zaafımızdan vazgeçemediğimiz için besleme mecburiyetine kalıyoruz. Vazgeçme, çok güzel bir hasretiniz var. Evli misiniz? Çocuk falan var mı? Efendim, nasip olursa önümüzdeki cumartesi nişan olacak. Öyle nişan mi? Efendim, oo, maşallah. Olsun. Tebrik ediyoruz. Hayır, yani evdeki tavşanla çocuk meşgul olur da o bakımdan. Allah razı olsun. Evlendikten sonra belki evin dışına alma mecburiyetinde kalabilir hocam Bulut'u. Hazır mısın? Hazırım. Alalım sizi efendim, rahleye buyurun. Hafız Muhammed Sizcan,
Duhan suresi 43 ila 59. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ
يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ صدق الله العظيم. Hafız Muhammed Sizcan kardeşimize teşekkür ediyoruz ve kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Ve değerlendirme için Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam sizinle başlayalım. Muhammed'cim, Van'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Elhamdülillah. Siz de nasılsınız hocam? Allah'a şükür. Allah razı olsun. Ben sanki evde bir Van kedimiz var diye bekliyordum. Van kedileriyle meşhurdur biliyorsunuz. Zamanında kedi de besledim bir müddet. Kuş, kedi, köpek. Sonra evet. Tavşan oldu. Evet. Van kedilerinin yerini gördünüz, görmüşsünüzdür. Evet efendim. O üretildiği yeri. Evet, özel kedi evi var evet. Van'da. Biz de orayı ziyaret ettik. Tekrar çok, bekleriz çok, inşallah. Çok güzel kediler var, çok güzel yavrular var. Siz de var, kendinize evet bir tane alsaydınız hocam. Ya, sevmez misiniz? Yolculuğumuz, tur uzun sürecekti onun için otobüste, arabada nazına dönemeyiz diye pek nazik olurmuş o kediler. Evet, evet. Evet, onun için almadık. Çok da arzu ettik. Evet, güzel okudunuz. Allah selamet versin. Bir defa başlama çok güzel. Sesimizin en pes nahiyesinden, merdivenin ilk basamağından itibaren başlayarak yürütüyoruz tilavetimizi. Güzel okudunuz. Biraz daha kompozisyon olarak tekrarlar var, dağınıklıklar var. Onlar ikmal edilirse çok güzel olacak. Onların ikmali için de yani bindiğimiz atın huyunu, suyunu tanımamız icap ediyor. Kur'an-ı Kerim'i neyle götürüyoruz, neyle temsil ediyoruz? Sesle. Sesin de huyunu, suyunu, eksikliğini, perdelerini, cinsini vesairesini, tabiatını nasıl olacak, nasıl gidecek falan bunlar hakkında bir ön bilgimiz olması lazım. Sadece binmek ve ne ister, hangi ottan, hangi yiyecekten hoşlanır, ne zaman sulanır, ne kadar tımar edilir falan filan bunlar ha, misal olarak arz ediyorum. Teşbihte hata olmaz, ses de böyledir. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i temsil eden, temsilen bize takdim edilen, bunun bir vasıtası olan ses hakkında bilgisiz olmamak lazım. Bilgili olursa daha güzel okuruz, daha güzel renkler ortaya koyarız. Tebrik ediyorum. İnşallah bu konuda çalışın. İnşallah, İnşallah hocam. Evet. Osman Engin hocam. Evet değerli kardeşim Muhammed hocam, ben de hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Hoş bulduk hocam. Yine Duhan suresinden değil mi? Evet, bir aşk-ı şerif bize tilavet ettiniz. Allah razı olsun öncelikle. Allah razı olsun. Şimdi orada bir muttaki kelimesi geçti değil mi? Muttaki nedir? Benim bir farklı bir tanımlamam var da, insanlığını ve kişiliğini, insanlığını ve kulluğunu koruyan kişi demektir hocam. Eyvallah. İnsanın vazifelerinden bir tanesidir o. İnsanlığını koruyacak, kulluğunu da koruyacak. Hüdenlil müttakî. Tabii. Evet. Evet hocam. Muttakî. Evet. İnsanlığını koruyacak, kulluğunu da koruyacak. Saygı. Okuduğunuz yerlerde hocam hem cehenneme dair Cenab-ı Hakk'ın bize vaid ettikleri hem de cennete dair vaat ettikleri var. Şöyle söyleyeyim.
Muttaki olmayan bir insan, yani insanlığını ve kulluğunu korumayan insanın kaybettikleri nedir biliyor musun? Ya da bir şekilde kazandıklarını söyleyeyim. Cennet nimetlerinden mahrumiyet, cehennem azabına mahkumiyet. Allah muhafaza. Allah muhafaza eylesin değerli hocam benim. Yani onun için şunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Herkesin beklediği bir yer var ama herkesi de bekleyen bir yer var. Evet. Ona göre hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Eyvallah Halil hocam. Evet, kıymetli hocam, siz şiirinizi okurken içimden yani dedim ki ya ne kadar sıcak, ne kadar samimi bir ses. Az sonra tilavetine de bu samimiyetini, sıcaklığını kesinlikle yansıtacak diye düşündüm ve yanılmadım. Çok sıcak, çok samimi. Ve güçlü. Ruhuyla, değil mi, işte gönlüyle bir ifade çıktı karşımıza. Çok güzel oldu ve güçlü, çok doğru. Ve yani orijinal, böyle kreatif nameler geldi. Sonuca da gitti üstelik. Öyle oluyor ki geliyor, sonuca gidemiyor. Evet. Yani burada hem sonuca gitti, hem samimi, hem gönül ilişkisi, karşı tarafa, ruhlara geçti. Hadi ben ya aradığım kimselerden bir tanesi midir diye kendi dünyamda kurguladığım, ona aday namzet biri olduğunu söyleyebilirim. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Muhammed Sizcan için şimdi puan vaktidir efendim. Sizi puan noktasına alıyoruz. Ve Hafız Muhammed Sizcan için ilk puanlamayı Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam sizden alalım. Ben Muhammed kardeşimize 93 puan takdir ettim. 93 puan. Osman Egin Hocam. Evet Muhammed Hocam, bu size anlatan bir ufak bölüm var burada. Diyor ki orada vaiz olan babasının kendisine Abdussamed'i dinletmesiyle Kur'an sevdası, Kur'an sevgisi başlamış. Evet. O tilavet tavrı pek şey değil mi hocam? O, özgün, yani, kendine evet. Mahsus güzel bir yerden evet. Gidiyor bence. Ama ben bazen de Halil Hocam ya şey böyle bu o tavrı da özlüyorum yani. Onu dinlemek istiyorum, arzu ediyorum yani şahsen. Belki belirtilir ama. Çok var, olsaydı dinlerdik. Ondan çok var. Benim dinlerdik. Aslında... Evet, arzu ediyorum yani. Aslında arzu ediyorum, daha çok istiyorum. Okuduğum tavır o tavır. O halde hocam böyle... ellerinizde. İnşallah bir kez daha evet, burada olursa. Yani o tavırı dinlemek istiyorum ben. O burada, gözlüyorum burada onu. Burada niye o tavırla okumadınız Muhammed? Şöyle bir kompozisyon oluşturayım dedim. Başarabildim bilmiyorum ama hem İstanbul tavrından hem Kahire tavrı arası bir şeyler yapayım dedim ama bilemiyorum. Oldu. Allah razı olsun. Kahire tavrında bekliyoruz 97. 97 puan. Ve Halil Hocam. Şimdi Kahire'den beslenmişsin. İstanbul senin dediğin gibi. Kendin de bir şeyler katmışsın. Güzel bir bina inşa ediyorsun. Anam ben olsun. Öyle hissettim. Anam yani olsun. Böyle her cihetten bakıldığı vakit böyle haşmetiyle değil mi? Duruşuyla harika bir bina inşa ediyorsun. İnsanlar onun etrafında olmak isteyecekler. Sevgili dostum. Sana yıldız rezervi koyuyorum ama. Ve... Seni böyle atalete sevk etmesin, tamam mı? Estağfurullah. Yıldız rezervi koyuyorum ve sana 100 puan. 100 tam puan geliyor. Tebrik ediyoruz. Bu akşamın en yüksek puanı oldu. 290 puan aldı. Tebrik ediyoruz. Bir kez daha alkışlıyoruz Muhammed'imizi. Ve sahneden uğurluyoruz efendim. Tebrikler, buyurun. Örnek olmayan insan örnek alınmaz ki. Musiki bir ahenktir. Kainat bir ahenk üzere yaratılmıştır. Her yerde bir ahenk var. İzmir'de bulundum ben. Hemşerim sayılırsınız. 66-72 hocam. 66, sen nereden biliyorsun? Siz anlattınız hocam. Ahirette mazeret kabul edilmeyecek diye bağırdın hocam. Ve efendim geldik bu akşamın son bülbülüne. Süleyman Süngü geliyor. Hocamız
Hasan Akkuş'un talebesi olan Hafız Ömer Toptan da İmam Hatip Lisesi yıllarında her akşam tarih dersi aldık. Şu anda da görevimizin 30. yılında hizmetimize devam etmekteyiz. Süleyman Süngü, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Allah ikna versin. Allah sizi tanıyalım efendim, buyurun. Efendim ben Balıkesirli Savaştepe ilçesi, 1965 doğumlu, 30 yıllık da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam müezzin olarak çalışmış olan bir fakir birisiydi. Eyvallah, maşallah. Hocamın notları içerisinde gördüm de, bir dönem tabii ki yaşını almış büyüklerimiz daha iyi bilirler, o dönemi yaşamış. Maalesef ki yaşamış büyüklerimiz, bu ülkenin güzel insanları bir dönem malumunuz, ezana hasret günler geçirdiler ve zamanlar. Çocukluğunda olsa gerek, yanlışsam kendisi düzeltsin. Öyle güzel bir ailesi var ki, zaman zaman hocam güzel ezan sesi duyduğunda bundan çok duygulanırlar ve yüzüğü hürmetine bir kurban keserlermiş. Bunu ilk defa duydum ve çok etkilendim. Hocam babam benim böyle bir insandı ki, ezanı kim okuduysa illa bir şey yedirmek ister yani. İlla ki. Niye? Bu Allah Resulü'nün şehadeti bize en güzel şekilde bunlar sunuyor. Bunlardan daha güzel olamaz. Sen dedi imam müezzin olacaksın. Başka bir şey istemiyorum senden. Maşallah. Sağ mıdır efendim? Rahmetli oldu. Makamı cennet olsun. Anladım. Rahmetle anıyoruz kendisini. Ve bu güzel aileyi alkışlamak istiyorum ben. Sizlerin de katılımıyla. Ülkemiz büyük zenginliklere sahip. Ülkemizin, güzel memleketimizin çok güzel insanları var. Çok güzel. Maşallah. Allah onlardan razı olsun. Sayılarını artırsın. Bir ilginç hobisi de var hocam. Bunu ilk defa duydum. Deve güreşini çok sever ve hiç kaçırmazmış, izlermiş. Ege bölgesi olduğumuz için, babamız da deveci olduğundan, çok çünkü 24 deve kullanmış bir insan. Elbette ondan dünyaya gelen de. Güreş alanında mı izliyorsunuz tabii, yoksa güreş, bir yer? Tabii. Maşallah. Muhakkak ki o hipodromda yer alırız yani. Şimdi siz, başladı zaten. Siz hiç izlediniz mi hocam? Ben izledim. İzliyorum zaman zaman, denk geldiğim zaman, ama hayvanları çok yoruyorlar ya. Evet. Yani insanların zevki için hayvanları hocam, bayağı... Hocam bir senede onun için bakıyorlar yalnız. Efendim? Bir senede onun için bakıyorlar. 5 dakikalık güzellik için bütün güzellikleri yapıyorlar. Esasen eziyet yoktur burada hocam. Ağızları bağlanır, zorlama yapılmaz. Hakem heyetleri vardır, öyle karşıdan görüldüğü gibi de değil. Ama ağızları falan köpürüyor. Bağlamazsanız çünkü kendinden istemezseniz de köpük atar hocam. Evet. Onun bu özelliği o. Süleyman abimiz sahneye geldi hocam, el sıkışıyoruz ya, Allah. Süngü gibi. Allah razı olsun. Maşallah. Ve 15 Temmuz gazisidir kendisi. Aynen. Gazilerimizi de anarak ve hatırlayarak bir alkışta, evet. Hazır mısın hocam? Hazırım hocam. Buyurun efendim, size alalım. Teşekkür ederim. Süleyman Süngü, Tahrim Suresi 6 ila 9. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها
Süleyman hocamıza teşekkür ediyoruz ve kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ilk sözü vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Ne hissettiğimi söylemek istiyorum. O halet-i ruhiye içerisindeyim. Burada kendisini dinlerken. Bir kandil gecesinde bütün kandilleri yanmış büyük bir caminin avlusundaymışım gibi hissettim. İçeride de hocam Kur'an okuyormuş gibi. Böyle güçlü, güzel. Buranın ses sistemi de tabii ona teşekkür ederek ben katkılar için Osman Egin hocama sözü bırakmak istiyorum. Ben okurken aklıma geldi hocamızın soyadı Süngü, sesi de Süngü gibi yani. Maşallah. Yani, evet. Tilavet açısından Süleyman hocam biraz daha böyle artık heyecana bağlı olarak mı ufak tefek teknik şeyler yaptın? Bazıları da ra harfini mesela... Hocam uyuyamadık. 2.5'da uyudum. Ha? Uykusuzluk. Heyecan 2.5 kadar sürdü. Sabah da erken kalktık. İster istemez... Hocam uykusuzlukla oluyor. Bu ses varsa evet. Gerisini evet. Düşünemiyoruz. Mesela şey de Süleyman hocam... Tuğbu ilallahi tevbe asâ rabbukum en yukaffira aleykum seyyâtikum ve yudhillekum cennâtinin tecrîmin tahtihel enhâr. Orada lam elif durağı var. Evet. Yani la tekif diyor da adam zaruri biliyorum diyelim hocam durdun, da geriden alman lazım. Heyecandan o, kaynaklandı. Ciddi bir biliyorum. Şey teknik açıdan evet, baktığımızda başka bir teknik şey şeyler var. Abi. Eksikler var siz onları tamamlarsınız diye düşünüyorum ben. Allah razı olsun. Şimdi mesajlardan Mustafa hocam şöyle bir mesaj var. Önce ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Evet. Önce kendini koru diyor. Yani Cenab-ı Hak ateşten. Kendini koru. Yani bundan ben bundan şu mesaj alıyorum muhterem hocam. Kendisi insanın önce örnek olmalı. Örnek olmayan insan örnek alınmaz ki. Önce bir kendine örnek ol ki. Kendini ateşten koruyamayan başkalarını koruyamaz ki. Evi de kendi koruyacak ki onları da tutup çıkartsın. Evet. Evet. Bir de hocam orada var ya bütün dünyaya sanki ilan etmiş gibi oldum bunu. Ya eyyühellezine keferu la ta'tediru l-yevm. Özür dilemeyin ey küfür ehli. Artık bugün özrünüz geçersizdir. Evet, şimdi bütün evet. İnsanlığa ilan ettiği şey şu Süleyman hocam, azıcık hocalığı bana bıraksın. Allah razı olsun. Evet, ahirette mazeret kabul edilmeyecek diye bağırdım hocam. Aynen. Bütün dünyaya, aynen. Bütün memlekete evet. Ahirette mazeret geçerli, mazeretlerimiz geçerli değil. Evet. Burada diyorsun işte trafik vardı, işte şöyle oldu, biraz efendim şu bu şekilde biraz mazeretler belki kabul edilmiyor. Mazeret zamanı geçti. Mazeret bitti. Peki orada mazeret üretmemek için ne yapmak lazım? Hocam dünyada iyi çalışacak. Namaz... Dünyada marifet üretmek evet. Lazım. Tabii. Hazırlık burada. Ötede mükafat tabii, tabii. Var hocam. Ben dedim ya hocalığı bana bırak evet. Diye. Samimiyetinize de bakacağım. Samimiyet olayım.
Sizinle hocam Elazığ'da da Kur'an Sempozyumu'nda beraberdik. Elazığ'da bir beraber olduk bu seminerde. Bahçelievler Camii'nde programa gitmiştik. Sabah kahvaltısında beraberdik hocam. Yani bunu 20... unutma diyorsun. Evet. Hocam çok teşekkür ederim Süleyman Hocam. 25 yıldır tam yüreğinde, ciğerinde. Dolayısıyla öyle kolay terk edilemez o anda. Tabii ki heyecanına da veriyoruz ama 25 yıldır bu işe hizmet eden kıymetli bir abimiz. Benim genel kanaatim Süleyman Hocam'la alakalı bir yere giderken yanınıza almanız gereken bir adam. Teşekkür ederim. Mutlaka yanınıza bulunacak zaten beraber de bulunacak. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık Süleyman Hocam. Çok teşekkür ederim. Ömer Sarı Hocam, kaç oktavdır? Süleyman Hoca tebrik ederim. Allah razı olsun hocam. Söyledim, kuvvetli bir sesi var maşallah. Hem pesler hem tizler çok güzel, çok çok güzel. Önce ben tilavetle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Baştan aleyha diye geçici olarak orada bir duraklama yaptınız. Evet. O bir kelime daha ilave etmek lazım. Aleyha, melaike diye. O ciddi bir şeydir. Kelimelerin bütünlüğüne dikkat etmek lazım Süleyman Hocam. Onları bilirsiniz siz de işte heyecan. Heyecandan olur. Okuma, bizim şu huzur, şu atmosfer tabii kolay değil. Ben İzleme bunu, gibi değil hocam. Değil. Ben bunu takdir ediyorum tabii. Peslerinizi de kullanın. Hep tiz gösterdiniz. Ve çok rahat bir ses kullanımınız var. Yani tiz perdeleri kullanırken yüzünüz bozulmadı, değişmedi. O mütebessim çehreniz sanki o sesler sizden çıkmıyormuş gibi bir tavrınız oldu. Bu çok tebrike değer bir şeydir. Hocam acizane biz sizden ders almak istedik ama nasip olmadı. Estağfurullah. Tasih Huruf'ta İstanbul'da. Estağfurullah. Çok istedik. İzmir'de bulundum ben. Hemşerim sayılırsınız. Allah razı olsun. 66-72 hocam. 66, sen nereden biliyorsun? Siz anlattınız hocam. 66-72'de ben İzmir'deydim. Ve ben sizi Bekir Sıtkı Sezgin'e de benzetiyorum. Allah razı olsun. Bilmiyorum başka benzetenler var mı? O da İzmirliydi baştan. Evet. İzmir sanatsal yönden güzel bir şehir. Evet, ona da Allah, o ses ustasıydı. Hem hafız, hem ehli Kur'an, hem klasik musikimizin muazzam bir temsilcisiydi. Ona İzmir vasıtasıyla sizin şahsınızda ona da bir rahmet edelim inşallah. Allah rahmet eylesin. Yani cennet olsun hocam. Tebrik ediyorum Süleyman Hoca. Eyvallah. Halil Hocam. Süleyman Hocam, Allah kabul etsin. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Tabii Osman Hocam mesajları bize çok böyle muazzam ifadelerle söylüyor. Çok etkileyici oluyor Osman Hocam. Ben Allah razı olsun. Biliyorum istifade ki olsun. İzleyenlerimiz ekranların başında da çok istifade ediyorlar. Allah razı olsun. Bak ne kadar güzel bir tarzı var Osman Hoca'nın. O kadar güzel anlatıyor, o kadar güzel tariflerle o mesajları veriyor ki herkes alıp böyle tabiri caizse kendi duygu dünyasında, bilgi dünyasında onu hazmediyor. Güzel güzel sindirerek ve o istikamette gitmek gibi bir niyete dönüştürüyor Osman Hoca ifadeleriyle. Bak musiki bir ahenktir. Evet hocam. Kainat bir ahenk üzere yaratılmıştır. Her yerde bir ahenk var. Ahenksiz hiçbir şey yok. Yani ben sık sık şunu söylerim. Derim ki biz müzikte ahengi değil de onu aramaktan ziyade müzikle ahengi aramalıyız. Yakalamalıyız daha doğrusu. Şimdi burada sizin verdiğiniz mesajlarla sizin icranız arasında ciddi bir tenakuz oluşan yerler çoklukla vardı. Saygıdeğer hocam. Yani biz ayna tutmakla mükellefsek ben bunu söylemek mecburiyetindeyim. Yani sesimizin vüs'ati, hacmi, işte ne bileyim şiddeti, şuyu buyu filan bir üslupsuzluğa götürmemeli kişiyi. Evet. Bağışlayın. Burada üslupla ilgili problemler var. Bu musiki kimdir, nedir, ne değildir iyi anlarsak bu ahengin hayatımızdaki, kalbimizdeki, ruhumuzdaki yerinden de ifadeler sunmuş oluruz. Ben sesinizin rengine ve yüksekliğine bayıldım. Ama üslupta problemler var benim için. Eyvallah. Süleyman Süngi için puan vaktidir efendim. Ve... İlk puanlamayı Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam'dan alıyoruz.
Ben hemşerime 96 puan veriyorum. 96 puan. Osman Engin Hocam. Evet, Süleyman Hocam, değerlendirmeden önceki bölümde hocamın düştüğü şerhi ben de düşmek istiyorum. Ben de hayvanların yarıştırılmasına, özellikle kavga edilmesine falan karşıyım. Eyvallah hocam. Yani o mutlak onlar sevgiyi bizden bekliyorlar. Evet. O sevgiyi sunalım onlara diye düşünüyorum. Ben size varlığı sevme anlamında, genel anlamda çok güzel icralar yaptınız. Onu da göz önünde bulundurarak 98 puan veriyorum. 98 puan. Halil Hocam. Bekir Bey, Bekir Sıtkı Bey, yani son dönem klasik musikide ve bizim Hufaz'ın işte kendisinden etkilendiği çok mühim isimlerden bir tanesi. Ve Mustafa Cihat'ın her zaman söylediği bir ifade var. Bugün seyirci damgasını vurdu diyor ya, o tam değerlendirmede. O da hayata musiki boyutu itibariyle damgasını vurdu. Siz de damga vurmak isterseniz bu güzel potansiyelinizi doğru yerde kullanınız. Ben size 90 puan veriyorum. 90 puan. Evet, Süleyman Süngü toplamda 284 puan aldı. Tebrik ediyoruz sizi. Çok güzel bir sesiniz var. Sizi dinlemek bizim için şeref ve şanstı. İsmail Biçer Hocam bizde çok emeği olan birisi. Bizim çocukluğumuz, ben 19 yaşında İstanbul'da resmi görev aldım müezzin olaraktan. Beyazıt Camii bizim için bir külliyeydi. Demişti bir tanesi, oğlum İsmail Biçer bir üniversitedir, evet, bırakmayın. Allah mekanı nur etsin. Amin inşallah. Abdurrahman Hoca Efendi, büyüklerimizin ruhları şad olsun. Eyvallah. Tekraren kendilerini alkışlayarak sahneden uğurluyoruz efendim. Buyurun. Evet dostlar, geldik programımızın heyecanlı anlarından birine. Az sonra final için buradayız. Bu akşam acaba hangi bülbülümüz ya da hangi bülbüllerimiz ay finalinde bizlerle birlikte olacaklar? Ve bu haftanın, bu akşamın birincisi oldu. Alkışlarınız. Evet değerli izleyenlerimiz, kıymetli Kur'an dostları, geldik programımızın finaline, en heyecanlı anlarından birine. Bu akşam acaba hangi bülbülümüz ya da hangi bülbüllerimiz ay finalinde bizlerle birlikte olacaklar ve tekrar o güzel seslerini duymakla şerefleneceğiz inşallah. Bunu öğrenmenin zamanıdır şimdi. Bu akşam. Stüdyodaki seyircilerimizden 88 puan aldı. Jürimizin puanını da ekleyince toplamda 358 puan almış oldu ve bu haftanın, bu akşamın beşincisi oldu. Alkışlarınızla Salih Aslanhan. Tebrik ediyoruz ve bir tam altın hediye ediyoruz kendilerine. Bu akşam seyircilerimizden 80 puan aldı. Jürimizin puanına ekleyince toplam 365 puan almış oldu. Ve bu gecenin, bu haftanın dördüncüsü oldu. Alkışlarınız Özgür Öztürk için. Tebrik ediyoruz. Bu akşam seyircilerimizden 86 puan aldı. Jürimizin vermiş olduğu puanı da ekleyince toplam 367 puan almış oldu. Ve bu haftanın, bu akşamın üçüncüsü oldu. Alkışlarınızla Osman Tuna Aka. Ve geldik bu haftanın, bu akşamın birincisini
öğrenme vakti de. Bu akşam seyircilerimiz verilmiş olan en yüksek notu vermiş kendilerine. Tam 96 puan vermişler. Sizler ekranlarınızın başında, buradaki hocalarım, stüdyoda ve kıymetli misafirlerimiz, acaba bu haftanın, bu akşamın birincisi kimdir? Merak içerisindeler ve bizler de merak içerisindeyiz ve bunu öğrenmenin vakti geldi. Bu akşam seyirciden 96 puan aldı. Jürimizin puanını da ekleyince toplam 386 puan almış oldu. Ve bu haftanın, bu akşamın birincisi oldu. Alkışlarınız Muhammed Sizcan için. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ve 3 tam altın hediye ediyoruz. Ben şu aranıza gireyim müsaadenizle. Ve bu akşam seyircilerimizden 85 puan aldı ve toplamda da 369 puan alarak bu haftanın ikincisi oldu. Süleyman Süngü için alkışlarımız. Ve efendim, şimdi bir başka heyecan anı. Zira başlarken de söyledik bu bölüme. Kıymetli jürimizin ellerinde sihirli final biletleri bulunmakta. Ve ben her birine sormak istiyorum. İlk olarak da Halil Necipoğlu hocam. Herkes birinci ve bir değer. Ben bu hafta kullanmıyorum yani. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Ben bu beş kardeşimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çok başarılıydılar. Bu akşam final biletimi kullanmak istiyorum. Efendim, bunu alkışlıyoruz öncelikle. Ve merak içerisinde soruyoruz, hangi bülbülümüz o bileti alacak hocam? Ve bu biletimle hemşehrim Süleyman Süngü kardeşimi bir daha dinlenmek üzere gönderiyorum finale. Süleyman Süngü hocam, buyurun, biletinizi hocamdan kendiniz alın. Alkışa devam ediyoruz. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bu akşam 85 tebrik puan ederim. Almıştı seyircilerimizden. Toplamda 369 puan alarak bu akşamın, bu haftanın ikincisi olmuştu. Eyvallah. Ve Doktor Mehmet Ali Sarı hocam kendilerine final biletini vererek ay finaline yolculuğunu başlattı. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Ve son olarak Osman Egün hocam. Evet, Mustafa Cihat kardeşim, ben daha sonra kullanmak istiyorum final biletimi. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim, bu güzel akşamın, bu bereketli akşamın, bu mübarek cuma gecesinde sonuna gelmiş olduk. Cenab-ı Hak dilerse bir kez daha huzurlarınızda olmayı diliyor ve istiyoruz bizler. O ana dek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Tebrik ediyorum kardeşim. Tebrik ederim hocam. Tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Cehenneme dair olacak olanları Cenab-ı Hak bize önceden haber veriyor. Bu haber verme bir tehdit değil, bir rahmettir. Nota seslerin yazısıdır. Samimi okudunuz yahu. Tebrik ederim. Yarışmacı profilimiz kalite olarak hocam, nitelik olarak çok yükseklere doğru gidiyor. Yükseliyor. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Anadolu'da böyle okunur. İnsanlara Allah'ın yüklemediği bir külfeti, bir yükü yüklemeye diğer insanların böyle bir hakkı yoktur. Çok net bir sesiniz var. Berrak, böyle pırıl pırıl. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah kimi sever hocam? İşini en güzel şekilde yapar.